Ölen Ajansı ile karşınızdayız efendim. Gündeme dair önemli konuların gelişmelerini, bilgilerini almak üzere bugünkü konuğumuz Türk Birliği Dayanışma Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Teşvik Sorumlusu ve Denetlemesi Mustafa Şoföroğulları efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok yeni bir dernek kuruldu. Evet. Ülkemizde Türk Birliği Dayanışma Derneği adı altında ve çok güzel de çalışmalarınız var. Aslında şimdi çok yeni bir dernek ama çok güzel çalışmalarınız, çok güzel evet. Ziyaretleriniz var. Evet. Efendim hemen size kısaca sormak istiyorum. Bu derneğin, yine tekrar hatırlatmak istiyorum, Türk Birliği Dayanışma Derneği'nin kurulma amacı nedir? Şimdi tabii öncelikle ben şahsınızda Ada TV'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii yeni kurulan bir derneğiz. Ağustos ayında kurulan bir derneğiz. Tabii bununla birlikte derneğimizin amaçları şöyle anlatmak istiyorum size. Tabii ki diğer Türk dünyasındaki soydaşlarımızla birlikte onlarla ekonomik, kültürel ve sosyal birlikteliğimizi artırmak, onlarla birlikte Türk dünyası kimliği içerisinde onlarla birlikte çalışmalar yapmak, ülkemizin tanıtımına yardımcı olmak, o köprü vaziyetini sağlamak. Tabii bunlarla birlikte ekonomik, diğer sosyal, kültürel aktivitelerde soydaşlarımızla birlikte bulunmak. Temel hak ve özgürlükleri tabii ki onları sağlanıp tabii korunması. Şimdi yeni bir dernek olmamız hasebiyle yani ilk zamanlar içerisinde ufak tefek faaliyetlere de yapmaya çalışıyoruz. Yani asıl amacımız ülkemizin tanıtımına kısacası katkıda bulunmak. Yemekte bizim de bir tuzumuzun olması. Genç bir ekibiz. Evet. Çok deneyimli bir başkanımız var Sayın Doktor Güven Arıtlı Bey. Onların da himayelerinde çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla derneğimizin bu genç ekiple birlikte ülkemize daha çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Faaliyetlerimiz olacak. Ziyaretlerimiz yapıldı. Yapılmaya da devam edilecek önümüzdeki günlerde. Çok da önemli aslında ziyaretleriniz var. İsterseniz izleyicilerimize aktarmak istedim. Benim bildiğim kadarıyla Lapta Huzur Evi'ni ziyaret ettiniz. Tabii oradaki yardıma muhtaç büyüklerimizi bayramda ziyaret ettik. Onlara bir takım yardımlarda bulunduk. İhtiyacı olan ailelere bayram içerisinde yardımlarda bulunduk. Bu ve buna benzer bir takım faaliyetlerimiz de devam edecektir. Yani zamanımız olduğunca bunlara da yardımcı olacağız. Derneğimiz sadece bu amaç doğrultusunda faaliyet yapmayacak. Yani bu tip yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza da, kesimlere de desteğimiz olacaktır. Ne kadar güzel. Peki efendim hemen kısaca sormak istiyorum. Nereden ulaşabiliriz size? Bize ulaşabilirsiniz. Türk Birliği Dayanışma Derneği şu anda yeni kurulduk. Yerimiz Lefkoşa bölgesinde. Şu anda derneğimizin binası bitti. Şu anda diğer detayları kamuoyuyla paylaşacağız yakında. Mail adresimiz, telefonlarımız bunlar hepsi paylaşılacak. Bunlar hepsi bilgisini kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda Ağustos ayında kurulduğumuz için lokal çok binamızı güzel. Da yeni tamamladık. Daha yeniyiz. Takdir edersiniz. Tabii ama bunun yanında binamızı bitirmişken hemen organizasyonlarımızı da hiç geciktirmeden tabii ki güzel. Bu genç ekiple, bu ruhla birlikte dediğim gibi Sayın Güven Arıtlı Bey'le birlikte, başkanımızla birlikte hemen bunlara hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Ve dediğimiz gibi ilk etapta yardıma muhtaç büyüklerimiz ve ailelerimize bir takım yardımlarda bulunduk. Ve tabii ki bunun yanında devlet erkanına da ziyaretlerimiz devam etti. İlk olarak Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğrul Bey ziyaret ettik. Ona derneğimizin amaçları faaliyetlerle ilgili bir takım bilgilerde bulunduk. Tüzüğümüzü kendilerine takdim ettik.
Ondan sonra yakın bir Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Kemal Dürüst Bey Bakanımızı ziyaret ettik aynı şekilde. Ve bu ve bunun gibi ziyaretlerimiz devam edecektir. Yani devlet erkanıyla ilişkilerimizi her zaman iyi tutmak, onlarla birlikte dediğim gibi yani yurt dışında olan soydaşlarımızla birlikte o köprü vazifesini canlı tutmak derneğimizin önemli görevleri arasında olacaktır. Ne kadar güzel, ne mutlu bizlere sizin gibi bir konu aldık ve bilgilendik. Efendim bir de tüzük var. Evet. Hemen yine onu öğrenmek isteriz çünkü seyircilerimiz de şu anda gerçekten çok yeni bir dernek. Hani öğrenmek isterler nedir ne değildir diye şimdi, biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi tüzüğümüzle ilgili şunu söyleyebilirim size. Tüzüğümüzü yaptık. Tüzüğümüzü de onayladık. Tüzüğümüzle ilgili dediğim gibi yapım aşamasında olduğu için bunu tüm üyelerimizle de ve vatandaşlarımızla da tüzüğümüzü paylaşacağız. Tabii tüzüğümüzün içerisinde her dernekte hemen hemen olduğu gibi dernek amaçları, kuruluş şeması, yönetim kurulunun oluşumu, disiplin kurulu bu tip şeyler tüzüğümüzde gayet detaylı bir şekilde, gayet güzel bir şekilde ve üyelerimizin rahatça anlayabileceği bir şekilde yapılmıştır. Son derece çok düzgün bir tüzüğümüz vardır. Bu tüzüğümüzü de en yakın zamanda yurttaşlarımızla ve üyelerimizle de paylaşacağız. Şunu da ifade edeyim. Şu anda derneğimizin 644 şu anda üyesi vardır. Ve bu üyeler her geçen gün üyelerimiz de artmaktadır. Şunu da açıkça ifade edeyim. Şimdi tabii bazı konulara giriyoruz. Derneğimizin amaçları, faaliyetleriyle ilgili ama şunu da ifade edeyim. Özellikle siyaset konusunda çok titiz olduk. Yani kesinlikle bizim siyaset ile herhangi bir siyaset konusuyla ilgili bizim herhangi bir çalışmamız olmayacak. Yani biz siyasetten arındırılmış ve uzak bir dernek olacağız. Yalnız şunu da ifade etmem lazım. Ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne karşı olumsuz bir tavır sergilenecek olursa o zaman tabii ki biz de dernek olarak kamuoyu oluşturmak açısından kendi görüşümüzü ortaya koyacağız tabii ki. Haklı bundan olarak. Da şey yapmayacağız. Sonuçta topluma karşı bir sorumluluğu olan bir derneğiz biz. Ve bunu da en düzgün, en sarih, en yalın bir şekilde de anlatmamız lazım. Yani siyaset değil ama toplumun faydasına olacak şekilde de görüşlerimizi açıklayacağız yani dernek olarak. Evet. Bizim Star Kıbrıs gazetesinin yine şey gibi güçlünün değil haklının yanında haklının olacaksınız. Haklının yanında tabii ki. Tabii ne ki. Güzel. Şimdi ülkemizin tabii biliyorsunuz yaşadığı birçok sıkıntılarımız var ülkemiz içerisinde. Biz bu sorunlarla birlikte tabii ki kendi görüşlerimizi ifade edeceğiz. Ama dediğim gibi tecrit altında kalmış bir ülkeyiz. İzolasyonlar altında olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bunu kırmanın amacının da bu tip tanıtımların, bu tip küplü vaziyetleri olmanın, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yurt dışında tanıtılması açısından derneğimizin öngördüğü faaliyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Oradaki Türk yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın arasındaki sosyalleşmeyi sağlamak, onların ülkemize gelmelerini sağlamak, bizim oralara gitmemiz, oradaki kültürler bir anda öyle birlikte çok güzel bir harmoni olur. Dediğim gibi yani birçok faaliyetlerimiz olacak ve bunların tabii ki önemlisi biraz sonra değineceğiz. Türk Dünyası Gençlik Forumu olacaktır. Çok önemli bir organizasyon ve çok önem veriyoruz bu organizasyona. Müsaade ederseniz ifade edeyim onu. Kıbrıs'tan sorumlu Türkiye Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş Bey. Evet.
himayelerinde. Hı hı. Türkiye'ye, Lefkoşa Türkiye Büyükelçisi katkılarıyla Türk Dünyası Gençlik Forumu'nu düzenliyoruz. 16-20 Ekim tarihleri arasında. Çok önem veriyoruz. Hı hı. Yaklaşık yurt dışından 300 gencimiz bu foruma katılacaklardır. Ve bu forumla ilgili Azerbaycan ve Kırgızistan'da bu forumun açılışıyla ilgili canlı yayınlar yapılacaktır. Bunlarla ilgili çalışmalarımız şu anda da haladan devam etmektedir. Hı hı. Bu foruma ciddi şekilde önem veriyoruz. Bu organizasyonun sosyalleşme açısından, milli birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve buna da çok titiz olarak hazırlanıyoruz. Şimdi tabii bu forumun amaçlarını da size bahsetmek istiyorum. Aslında gençlerin farklı ülkelerdeki soydaşlarımızın gençlerinin birlikte olacakları bu organizasyonların kendilerini daha fazla ifade etmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Barışın, huzurun simgesi olan insanın gençlerimize bir yol açacağı bu formu düşünüyoruz. Oradaki yurt dışındaki gençlerin buradaki gençlerimizle kaynaşması, sosyal kültürel birliklerini sağlaması, bunun yanında dediğim gibi bu ve bunun gibi birçok konuda bu forumun ülkemize çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Ülke tanıtımına da çok hayırlı Kesinlikle. Olacağını düşünüyorum. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Yüzümüzün hakkıyla çıkacağımıza inanıyorum bu forumdan. Hı hı. Dediğim gibi Sayın Başkanımız Sayın Güven Arıtlı Bey kendisi zaten çok tecrübeli. Çalışıyor. Bize de verdiği bir takım görevleri biz de üyelerimizle yönetim kurulunda onları tartışıyoruz, yapıyoruz. Ve bu formu Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş Bey'in himayelerinde ve elçiliğimizin katkılarıyla en güzel şekilde ülkemiz için, gençliğimiz için yapmak ve sonlandırmak istiyoruz. Sadece bununla kalmayacağız. Bu şu andaki en öncelikli organizasyonumuz tabii ki. Bununla ilgili gerekli arkadaşlara talimatlarımızı verdik. Onlar çalışmalarını yapıyorlar. Bunun akabinde başka faaliyetlerimiz de tabii ki tabii onlar da olacaktır. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum bu önemli organizasyonu. 16-20 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş'in himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle Türk Dünyası Gençlik Forumu düzenlenecek ve yaklaşık 300 gencimiz katılacak. Evet. Yine hatırlatmak isterim ve bence de Gençlik Forumu'nun geleceğe yapılacak olan bir yatırım bu aslında. Tabii ve ki. Ve çok önemli bir yatırım olacak. Tabii ki. Yani gençler arasındaki bu iletişim ülkemiz açısından da çok önemli. Şimdi her zaman bir şey söylüyoruz. Yani yurt dışına açılamadık, ülkemizi tanıtamadık. Evet. Şimdi aslında bunların arkasına da fazla sığınmamak lazım. Bir şeyler yapılabilir. Kesinlikle. Yani biz bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani sadece... ülke, yani evet sadece bu ülkede bir takım işte barış veya çözüm yani bunları beklemek artık yani zaman kaybı yani onu düşünüyoruz. Tamam bunları yapacak olan devlet erkanı, devlet büyüklerimiz zaten gerekli görüşmeleri, toplantıları yapıyorlar zaten. Hı-hı. Ama biz de bu ülkede bir şeyler de yapmak istiyoruz. Yani sonuçta bu ülkede göç eden birçok gencimiz vardır. Evet. Onları bu ülkede tutmak lazım. Birçok beyni bu ülkeden biz kaybettik. Bunları geri çağırmak lazım. Yani derneğimizin bir diğer konusu da sadece bu tip organizasyonlarda değil, diğer Avrupa ülkelerinde de diğer Türk soydaşlarımızın ile ilgili birlikteliklerimiz olacak. Yani onları ziyaret edeceğiz. Yani onların sorunlarını dinleyeceğiz. Onların sıkıntılarını dinleyeceğiz. Onlara ne tür konularda yardımcı olabileceğimizi çalışacağız. Yani bunları da planlarımız içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama bu ülkenin tanıtımı için açık söylüyorum artık herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bizim ülkemizin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık zaman kaybetme gibi bir lüksü olduğuna. Kaybedeceğimiz yani, zamanı zaten en fazlasıyla kaybettik. Yani çok kaybettik, açık ifade edeyim size. Çok zaman kaybettik. Artık zaman kaybetmeye hiç tahammülümüz yok. Derneğimiz de genç ekiple birlikte, bu ruhla birlikte bir an önce ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak açısından bir takım uğraşlar sergilemekteyiz. İnşallah başarılı oluruz. Olacaksınız efendim, kesinlikle. Ama öncesinde dilerseniz kısa bir araya gidelim efendim. Aranın ardından Öğlen Ajansı yine tüm hızıyla devam edecek. Sorularımızı Sayın Tüpüroğlu'na da aktaracağız. Öğlen Ajansı reklamlardan sonra devam edecek efendim. Öğlen Ajansı devam ediyor efendim. Gündeme dair önemli gelişmelerin değerlendirmelerini almak üzere bugünkü konuğumuz Türk Birliği Dayanışma Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Teşvik Sorumlusu Mustafa Şoföroğlu. Efendim kaldığımız yerden devam edelim. Yeni kurulan bir dernekten bahsettik. Evet. Yine hatırlatmakta yarar var. Türk Birliği Dayanışma Derneği Genel Sekreterisiniz. Faaliyetlerinizden bahsettik, amacından bahsettik. Şimdi gelmek istiyorum. Nasıl üye olunabiliyor ve kimler üye olabilir bu derneğe? Evet, şimdi şöyle bir şey, tüzüğümüzde de öngörüldüğü gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu ülkede ikamet eden her yurttaşımız, vatandaşımız üye olabilirler. Tabii ki derneğin amaç ve çalışması doğrultusunda olabilir. Yani üyelerimiz şu anda dediğim gibi devam etmektedir. Şu anda 644 üyemiz var ve bu her gün geçerek de artıyor. Üye konusunda dediğim gibi KKDC vatandaşı olması şartı arıyoruz burada. 18 yaşını doldurduktan sonra derneğin de amaçları doğrultusunda çalışmak isteyen varsa bizlere üye olabilirler tabii ki. Evet. Yani burada çalışma izniyle ikamet eden bir vatandaş üye. Şimdi şöyle bir şey yaptık aslında bu konuyla ilgili. Bunu ilk aşamada KKTC vatandaşı olmasını biz şart koyduk bununla ilgili. Fakat ileriki aşamalarda tüzüğümüzde de o mevcut. İleriki aşamalarda tüzükte yapacağımız bir değişiklikle bunu daha geniş bir alana yayabiliriz. Ama ilk aşamada ülke yurttaşı, KKTC vatandaşı olması şartını koyduk. En azından buradaki şu anda hazır olan insanlarımızdan faydalanmak, onları derneğimize kabul etmek, onların fikir ve düşüncelerinden faydalanmak aşamasındayız. Yani ilk aşamada şunu düşündük ama ileriki aşamalarda tabii ki bunu daha geniş bir yayına şey yapabiliriz. Şimdi çok yeni bir dernek. Ağustos'ta açıldı. Evet, Ağustos ayında açıldı. Ve 644 üye gerçekten güçlü bir sayı şu anda. Şunu söyleyebilirim size ve bu yani şu anda yönetim kurulu olarak bizim çalışmalarımız olması hasebiyle yani hala da üye kayıtlarımız vardır. Yani hala da üyelerimiz vardır. Belki de bu size verdiğim rakam belki de 700'ü belki de bulmuştur dediğim gibi. Tabii ki üye sayısı önemli bir derneklerde. Yani üye sayısının artması bizim üstümüzdeki yükümlülüğü de artıyor tabii ki bir alanda. Ama biz kendimize güveniyoruz. Yapacağımız faaliyetleri ve organizasyonları da derneğimize üye olan yurttaşlarımızla zaten bunlar hepsini paylaşacağız. Hepsiyle birlikte. Dediğim gibi ne kadar fazla üye olursa bizim çalışma azmimiz ve sorumluluğumuz artacaktır. Bundan da şikayetçi değiliz. Demek ki ülkemizin, yurttaşımızın, insanımız bize değer veriyor. Faaliyetlerimize, düşüncelerimize değer veriyor. Ve bu kadar kısa süredeki bu kadar üyeye ulaştık. Ben inanıyorum ki onlarla birlikte tabii ki, üyelerimizle birlikte ülke tanıtımına en iyi şekilde hizmeti vereceğimizi düşünüyorum.
Şimdi efendim yine title'ımızdan yola çıkarak bir aynı zamanda da Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Teşvik Sorumlusunuz. Evet, evet. Şimdi aslında bu da çok önemli. Dernekle ilgili de çok önemli. Hemen yine sormak istiyorum. Dernek turizm alanında çalışmalar yapacak mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir turizmci de olarak tabii ki derneğimizin planladığı, amaçladığı organizasyonlara bir baktığımız zaman özellikle Türkiye devletler, bunlar Azerbaycan, Kırgızistan vesaire diğer o bölgelerdeki Türkiye devletlerle birlikte sosyal ve kültürel paylaşımlar yapacağımız için bunu bir noktada da turizme endeksleyebiliriz. Nasıl? Şimdi biz orada ziyaretlerde bulunacağız. Onlar bize gelecek ziyaretlerde bulunacak. Bir takım organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Bu organizasyonlarda ülkelerin tanıtımı olacaktır. Bu tanıtımın bizlere turizm alanında da faydası olacaktır. Kesinlikle. Yani buraya gelecek olan insanların acentelerimize bir şekilde bir faydamız olacağını düşünüyoruz. Buradaki gelip konaklamalarında otellerimize faydalı olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Bizim oraya yapacağımız insanlarımızın, oraya yapacağı soydaşlarımıza yapacakları ziyaretlerde bizim onlara faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani turizm insan odaklı hizmet olduğu için bunun da muhakkak derneğimizin faaliyetlerinin de turizm alanına faydası olacağını düşünüyoruz. Tabii ki. Şimdi efendim peki yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada ülkemizde şu anda çok fazla soydaşımız var. Evet. Hem okul için gelen olsun, tabii çalışmaya gelen vatandaşlar olsun. Hani bu soydaşlarımızla ilgili bir planınız var mı dernek olarak? Ya da çalışma alanlarından ne gibi destek sağlayabilirler? Ya da bir hani görüşmeniz oldu mu? Ya da bir çalışmanız olacak mı diğer ülke vatandaşlarıyla ilgili? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz derneğimiz sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına odaklı. Tabii ki ilk amacımız ülke tanıtımı. Fakat sadece bu ülke vatandaşına odaklı çalışmakta sınırlı kalmak istemiyoruz. Şimdi bu ülkeye gelip burada çalışan, burada emek veren, burada aile kuran birçok insanımız var. Türkiye vatandaşı olan, buraya gelip çalışanlar var. Diğer ülkelerden gelen insanlar vardır. Tabii ki derneğimizin ileriki tabii ki dönemlerinde onlara da bir takım çalışmalarımız olacaktır. Onların da bir takım faaliyetlerinden faydalanmasını istiyoruz. Onların da bir bilgi ve birikimini faydalanmak istiyoruz. Bu amaçla ileriki günlerde sorunuz üzerine bunu yapacağız. Bu çalışmayı da yapacağız. Bunu size söylemek istiyorum. Çünkü onlar da burada emek veriyor. Hı hı. Onların da bir hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü nereden gelirse gelsin bu ülkeyi vatan bilen herkese bizim kapımız açıktır. Kendileri bir ziyaret edebilirler. Hı hı. Onlara da tabii ki bir takım şöyle çalışmalarımız olacak. Şimdi efendim tekrar değinmek istiyorum aslında ve soracağım da 16-20 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yıldırım Turul Türkeş'in himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle Türk Dünyası Gençlik Forumu'nun düzenleyeceksiniz. Evet. Ve 300 genç katılacak. Hemen evet. Sormak istiyorum. Bu gençlik ne olacak? Yani şimdi, Kıbrıs gençliği hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi verelim. Şimdi şöyle bir şey, ülke gençliği, ülke gençliğimizin yaşadığı sıkıntılar ortada. Bizim bu formu düzenlememizdeki en büyük amaçlardan bir tanesi, yurt dışındaki bu diğer soydaşlarımızın bu ülkeye gelip kendi gençlerimizle birlikte güzel ilişkiler kurması, güzel fikir alışveriş kurmaları. Sosyal ve kültürel birliklerin paylaşımlarını yapmaları. Bunlar hem ülkemizin tanıtımı açısından hem de gençlerimizin diğer ülkeler diğer ülke soydaşlarımız açısından bilgilenmeleri açısından çok faydalı olacaktır. Tabii ki bu gençlerimize de bir nebzede de bir iş imkanı da sağlayabilir. Şöyle bir şey olabilir. Tabii ki ileride iş yapmak isteyen, iş kurmak isteyen, bu ilişkileri sağlamak isteyen
gençlerimiz vardır. Bu atılımı yapmak isteyen insanlarımız vardır. Tabii ki. Biz bu formula birlikte onlara bir yol açmayı planlıyoruz. Yani bu forum sadece bir organizasyon, yani bir organizasyon yapıp aman şu karar geldi, tamam bu iş yaptık bitti olgusuna getirmek istemiyoruz. Bu daha başlangıç. Tabii ki. Sadece bu organizasyonda biz şunlara dikkat etmek istiyoruz. Yani gençliğimizin, ülke gençliğinin, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğinin bu forumda diğer ülkedeki, yani buraya gelecek soydaşlarımızla birlikte iyi ilişkiler içerisinde olmasını istiyoruz. O bağı kopartmamamız lazım. Evet. Yani baktığımız zaman o bağda bir kopukluk var, biz onu hissediyoruz. O bağı biz yeniden yakalamak istiyoruz. Ve derneğimiz de bunun öncülüğünü yapacağından kimsenin de kuşkusu olmasın. Bu gençlerimize bir nebze bir faydamız olacaksa biz de sevineceğiz. Çünkü ciddi bir organizasyon. Kesinlikle. Bu gelecek gençlerimiz ile bizim gençlerimiz iyi ilişkiler kurmaları lazım. Buna öncülük ediyoruz. Hı hı. Eminim çok bu konuda da kendimize güveniyoruz. Bu konuda da başarılı olacağımızdan da hiçbir şüphem yok. Eminim ülkemiz adına ve gençliğe adına çok güzel bir forum olacaktır. Evet. İnşallah da şey oluruz. Yani bir kere yine sizin de tekrarladığınız gibi en önemlisi gerçekten ülkemizin tanıtılması. Tabii. Yani bu en önemlisi. Çünkü hep dediğimiz gibi hani ülkemiz bilinmiyor, tanınmıyor, şöyle böyle deniliyor ve hani bu organizasyonlarla yine sizin yaptığınız çalışmalarla bir nebze de olsa hani kendi gençliğimize olsun, yine diğer gençlerin burayı tanıması bence çok harikulade bir şey olacak. Tabii aslında şöyle bir şey var. Biz de turizmci olduğumuz için bazı konularda bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani görüyoruz ülke tanıtımındaki sıkıntıları, neler olduğunu, önümüze konan ambargoların neler olduğunu biz de biliyoruz. Yani sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Bu ülkenin sıkıntılarını biliyoruz. Şimdi bakın size açık ifade edeyim. Bu ülkede bazı şeylerin arkasına sığınmamak lazım. Hı hı. Yani bu ülkede çözüm olmayacak diye, bu ülkede işte barış olmayacak diye anladın mı? Bir şey yapmamak olmaz. Onları beklemeden zamanımızı geçiremeyiz. Hı hı. Ülkemiz, bir devletimiz var. Sen buna inanırsın veya inanmazsın. Ama bizim amacımız bu ülkedeki gençliği, bu insanı anladın mı? Bir nebzede de bir şeye koymak. Yani tanıtmak birinci amacımız. Ha bunu diğer Avrupa ülkelerinde bir fiiliyatta bir tanıma mı olur? Şunu açıkça söyleyeyim size. Şu andaki bu dünya hukuk sistemi çerçevesinde belki biraz zor olabilir. Ama bizim ilişkilerimiz devam edecektir. Türkiye devletleriyle Avrupa'daki diğer Türk soydaşlarımızla ilişkilerimize hiç durmadan devam edeceğiz. Ve bunları ülkemizin hayrına en iyi şekilde bunun tanıtımını yapmaya çalışacağız. Yani durmayacağız. Bu genç ruhuyla hep çalışacağız. Ve dediğim gibi beklemek değil, çalışmak zamanı. Durmak değil, çalışmak zamanı. Biz de bunu en iyi şekilde yapacağız. Bu yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Ve ülkemizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en iyi yerlere getirmekte bir köprü vaziyeti olmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz. Yani olursunuz. Neden? Çünkü hep dediğimiz gibi hani oturup evde beklemek yerine siz en başından başlamışsınız ve demişsiniz ki biz bir işe yaramak istiyoruz artık. Hani bekleyerek ya da işte söyleyerek olacak bir şey değil gerçekten. Ya da hani müzakere tamam konuşuluyor, güzel, iyimser, yolunda her şey. Ama yine de bir yerden kesinlikle başlamak gerekiyor. 300 kişi ya da 500 kişi ki artacağını da hani biz, şu an tahmin ediyorum. Bu bizim için önemli bir organizasyon ve bu devamı olacaktır. Hı hı. Şimdi derneğimizin kuruluş amaçlarının içerisinde baktığımız zaman biz bu iletişimi en üst noktalara taşıyacağız. Yani yurt dışındaki diğer Türkiye devletlerdeki hükümet yetkilileriyle de iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Hı hı. Onların da bilgi ve oradaki bilgi ve düşüncelerini alacağız. Onların da yani bu köprü vaziyetini sağlamak en sadece dernek olarak değil ama ülke tanıtımına ciddi bir faydası olacağını düşünüyoruz.
Ve bu yöndeki çalışmalarımızın ilk etabı olarak bu gençlik forumu tabii ki çok önemli. Bunu da en düzgün, en güzel bir şekilde ülke gençliğine sunmak bizim önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bunun dediğim gibi boyutları yükselerek devam edecektir. Turizm boyutunu da size tabii ki anlattım. Turizm boyutu da tabii ki olacaktır. Hı hı. Ülkenin lokomotif sektörü olan turizme de bir faydamız olacak sanırım o yüzden. Evet. Efendim turizm konusuna geçmeden önce yine sormak istediğim çok önemli konular var. Ama öncesinde yine kısa bir araya gidelim efendim. Öğlen Ajansı aranın ardından yine tüm hızıyla devam edecek. Öğlen Ajansı devam ediyor efendim. Gündeme dair önemli konuların gelişmelerini almak üzere bugünkü konuğumuz Türk Birliği Dayanışma Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Ajantaları Birliği Teşvik Sorumlusu Mustafa Şoföroğlu. Efendim geçelim biraz turizme dilerseniz. Geçelim. Yine çok önemli bir soru sormak istiyorum. Hükümetin turizm teşvik politikası hakkında sizin yorumlarınızı alabilir miyim? Şimdiki en önemli soru bu turizmle ilgili. Ada ülkesiyiz ve ülkemizin lokomotif sektörü turizm. Dediğiniz gibi peki bu zamana kadar gerekli ilgiyi gösterdi mi turizmimize? Pek göstermemişiz. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey, teşvik politikaları ülke tanıtımı için çok önemli. Evet. Baktığımız zaman teşvikler bir ülke tanıtımı için belirli süre olarak konur ama bizim ülkemiz farklı bir ülke. Yani Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımı, pazarlanması açısından teşvik politikasının devam etmesi şart. Bunu kesinlikle sürdürmemiz lazım. Teşvik politikasıyla ilgili olarak bir takım düzenlemeler olabilir. Teşvik politikalarının rayına tam olarak rayına oturması için bir takım düzenlemeler olabilir. Ve bunun devam etmesi ülke turizmi için ve ülke yapılacak katma değer için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teşvikler büyük bir oranını Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından karşılanıyor. Hı hı. Bunların acentecimize, otelcimize, restoranççımıza, rehberimize çok büyük bir katkısı vardır. Bunların devam etmesi lazım. Bunlar devam ederken dengeyi gözetmemiz lazım. Teşvik politikalarında küçük büyük ayrımı yapmadan herkese eşit bir şekilde destek verilmesi lazım. Ama bu zamana kadar yapıldı mı diyorsanız, evet belli bir dönemlerde yapılmıştır. Şu anda kadar devam ediyor. Turizmle ilgili şu andaki bakanımız ve müsteşarımız çalışıyorlar. Onlara da bu konuda güveniyoruz, inanıyoruz. Bilgi ve birikimi olan bir arkadaşımız Sayın Müsteşar, Sayın İsmet Esen de şu anda Müsteşarlık, Turizm Bakanı Müsteşarı çalışıyor. Tabii 2015 yılı içerisinde bir takım uyarılar yapılmıştı. Ülke turizmi açısından 2016'ya daha güçlü, daha kuvvetli girebilmemiz açısından tanıtımı ve pazarlanması daha çok yapılması açısından teşvik politikaları birçok konuda basında da çıktı. Bunlar yapıldı. Peki biz bunları yerine getirebildik mi 2016 içerisinde? Peki kısmen getirmiş olabiliriz ama bu ülkemize, turizmcimize açık söyleyeyim genel anlamda çok da etkili olamadık. Çünkü geç kalmış olduğumuz konular var. Şu anda yapılması gerekenlerden önemlisi de şunu söyleyeyim size, 2017'yi kaybetmemek açısından şu anda 2017'ye ciddi bir şekilde planlı hazırlanmak ve 2017'yi yani kaybedilmiş olan bu yılı en azından 2017'de kazanmak ve üstüne biraz daha koyup gitmek lazım. Ülkemizin turizmle ilgili çok büyük sıkıntılar vardır. Eski eserlerimize, kültürel mirasımıza gerekli önemi açık ifadeyim pek veremiyoruz. Neden peki veremiyoruz? Şimdi yani aslında bu şeyle de ilgili şöyle bir şey. Bunu kendimiz hani toplumda bir öz eleştiri yapması lazım. Yani kültürel miraslara yapılan ziyaretlerde yani oraya özenli olmamız lazım. Evet. Yani
orayı tahrip etmememiz lazım. Düşünmeliyiz ki orayı da yabancıların gelip göreceğini, bu ülkenin çok önemli bir yeri olduğunu insanımızın da bilmesi lazım. Ama gerek haberlerde, televizyonda gerekse medyada olsun, yazılı medyada olsun bazen resimleri görüyoruz. Yani eski eserler, kültürel mirasımız olduğu gibi işte boyanıyor, moloz artıkları falan. Yani çevre ayrı bir sorun, ciddi bir sorun ülkemiz için. Yani bu çevre bilincine insanımızın artık bir şekilde sahip çıkması lazım. Yani bu bilince varmamız lazım. Ülke turizminde önemli noktalardan bir tanesi çevredir. Hı hı. Ve tüm toplum olarak bütün insanlarımızın bu bilince varması lazım. Yani kirlettiğimiz her yerin bize eksi şekilde döneceğini bunun bilincine lazım. Varmamız lazım. Turizm bunların genelini oluşturan bir konu ve inanınız ki bu 2017'de 17 için çok ciddi planlamalar yapılması halinde ben 2017'nin kaybedilmiş yılları kazanacağımızı düşünüyorum. 2017'de bu ümidim, bu umudum vardır. Ama dediğim gibi ciddi destinasyonları da kaybettik. Şunu açık söyleyeyim. Bu ülkenin en büyük destinasyonlarından biri olan İngiltere pazarı maalesef açık söylemek zorundayım. Ciddi bir tahribe dalmıştır. Yani İngiliz turisti bu adaya bizim getirmemiz lazım. Yani şöyle bir şey turistler arasında insanlar arasında ayrımcılık yaptığım anlamına gelmesin. Tabii ki. Yıllardan beridir bu ülkede bir kök salmış bir insan, bir ırk İngiliz toplumu ve burada birçok malmülk sahibi olan insanlar vardı. Ve maalesef biz bu geçen yıldan azaldı ve bu yılda hemen hemen... Neden azaldı peki? Hani nerede hata yaptık? Şimdi şöyle bir şey. Güney Kıbrıs'a İngiliz turistlerin kaydığını düşünürsek ve oradaki geçen yıla nazaran turist artışına dikkate baz alırsak tabii ki Türkiye'de yaşanan bombalı olaylar, 15 Temmuz olayı, Rus-Türkiye arasındaki ilişkiler, bunlar hepsi düşündüğümüz zaman bunlar da etkiledi. Ama bizim yani tam anlamıyla reklam yapmamamız, tanıtım yapmamamız da etkiledi. Yani hep bunları baz aldığımız zaman turist güvenli bölgeyi seçer. Evet, kesinlikle. Biz kendimizi iyi tanıtamadık. Yani baktığımız zaman yapılan araştırmalarda Kıbrıs en güvenli ülke olmasına rağmen maalesef biz bu ülkemize bu destinasyonu kaybetme noktasına geliyoruz. Bizim bunu kaybetmememiz lazım. Oradaki tur operatörlerini geri kazanmamız lazım. Bunlarla iyi ilişkiler içerisinde olmamız lazım. Yani işte dediğim gibi derneğimiz tam oraya derneğimiz gelecektim. Yani bir nevi bu işi başka bir konuda halletmeye çalışırken buradaki devlet erkanı da bunu yapması lazım. Yani sadece İngiltere üstünde duymuyorum. Diğer Avrupa ülkeleri veya diğer dediğim gibi Arap ülkeleriyle de ilgili bir çalışmalar yapılabilir ki bazı çalışmaların da olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Bu konuda da kendilerine teşekkür ediyorum ama inanın 2017'yi kaybetmemek açısından ciddi bir planlamaya girilmesi lazım. Reklam en önemlisi. Şimdi reklamın sürekli olması lazım. Kesinlikle. Tanıtımın. Yani reklamlarımız öyle bir aylık reklam olmaz. Açık ifade edeyim size. İşte, Türkiye dergilerine, gazetelerine boy boy sadece bir aylık reklam vermeyle İngiltere'deki bazı metrolarına sadece süreli olarak vermeyle olmaz. Bunu daha artırarak yapmamız lazım. Ha bunlar etkili olur muydu? Olur ama bunlar kısa bir süre için etkili olur. Bunu daha yaymamız lazım. Bunu yayalım, reklamımızı yapalım, tanıtımımızı yapalım. Ülkenin güzelliklerini sergileyelim. İnanın ben size söylüyorum, acentecimiz, bunu yapacak acentecimiz de var. Bunu yapacak otelcimiz de var. Gayet de güçlü olanlar güçlüdürler. Yani yeter ki onlara bu imkanı, bu olanağı sunalım. Bu ülkenin tanıtımında öncü olacaklardır. İnşallah 2017'yi kaybetmeyiz.
ciddi çalışırız, planlama yaparız ve ülkeye turizm ile ilgili ada ülkesi olduğumuz için lokomotif sektör olan turizmimize de gerekli en azından katkıyı sağlamış olur. Evet. Efendim, üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki Ölen Ajansı'nın sonuna doğru geldik. Yine evet. Son söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Evet, son olarak tabii ki söylemek istediğim konu şu. Buradan halkımıza da ifade etmek istiyorum. Özellikle bu Türk Dünyası Gençlik Forumu'na ilgi göstermelerini, katılmalarını istiyoruz. Gençliğimizin bunlara katılmalarını istiyoruz. Bunun ülkemize, gençliğimize ciddi faydaları olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi 16-20 Ekim arasında yapacağımız bu foruma Türkiye'den Kıbrıs'tan sorumlu Türkiye Başbakan Yardımcısı Sayın Yıldırım Türkeş Bey'in himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği vasıtasıyla bunları yapıyoruz. Katılsınlar. Nasıl katılacaklar onu da söyleyelim. Nasıl katılacaklar? Bunun zaten duyurusunu medyayla biz paylaşacağız. Evet. Hep selam gazetelerde bunları paylaşacağız. Bu duyurularımızı yapacağız. Eminim herkes katılacaktır. Ben gençliğimize katılsınlar diyorum. Diğer soydaşlarımızla iyi ilişki içerisinde görüşsünler, kaynaşsınlar, ülkemizi anlatsınlar. Evet, biz ülkemizi tanıdalım. Yani forumun ben ülkemize, milletimize hayırlı vesile olmasını dilerim. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Ölen Ajansı'nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Denizhan Tecin sunumuyla Ölen Haberleri sizlerle olacak. Mutlu kalın efendim.